Çeşme'ye gidiyoruz. Bir dakika. Bir tek sen turne günlüklerinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Şimdi Çeşme'ye gidiyoruz. Yanmış olabiliriz, söz vermiyoruz. Makyaja haber verin abi. Oyun olduğu için bazı arkadaşlarımız önden Çeşme'ye gidip plajlarda takıldılar. Bir de bugün sürprizimiz var. Bir ferdimiz daha katılacak. Hangi fotoğrafla Çeşme'ye geliyoruz? Ama Selen de olmalı bence. Çünkü siz bir çiftsiniz. Sen mesajı aldın diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kusura bakmayın, ellerimi yeni kremledi. Akımsız çıkmam biliyorsun dışarı. Benden tamam. Aldı be kremini. Yalan atma. İstedim. Elimi böyle uzattım. Rezillik ya. El kremi böyle mi istedin? Çantamda ne var? Aynen. Evet. Kesinlikle yapmamız lazım. Selen'in çantası gerçekten bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Teşekkürler Selen. Şimdi davetiyeleri atacak bize. Onları bekliyoruz. Arkada bak ne söyleyecek var. Evet. Merhaba. Ekibimizin vazgeçilmez Şafakçım da aramızda. Estağfurullah. Estağfurullah ne demek ya. Aramızda saç makyaj starı. Filmini bitirdi. Hemen aramıza katıldı. Çalışmadan duramıyor. Safacığım çok uyumuşsun. Az da uyudum. Biraz abarttım uyumayı. Yüzüm gözüm şiş, o yüzden gözlük de. Yüzün gözün şiş olduğu için mi bu gözlük küçüktür? Merhabalar. Tüm İzmir'e selam olsun. Saat 1.30, 3 saat gibi bir yolumuz var. Tüm İzmir'den cevap vardı. Hilmi'nin yokluğunda Hilmi'nin yerine geçti. Şimdi seni bırakıp Çeşme'ye gitti. Neler hissediyorsun? Çok kırgın. Aradım zaten, bunu sözlü olarak da kendisine bildirdim. Bir düşüncede veya hissiyatta değil. Tamamen bunu döktüm yani. Reyende bunu yaşadı, hissetti. Evet. Nereye gittin beni bırakıp? Nereye gittin Hilmi? Tamam. Bir dakika, gerginlik çıkar mı? Nereye gittin Hilmi? İzmir'deyiz ve çok heyecanlıyız. Ben ilk kez Çeşme'ye geliyorum bu arada. O yüzden çok merak ediyorum Çeşme'nin seyircisi nasıl. Hadi bakalım. Akşam göreceğiz. 3 saatimiz var. Kızlar misket yuvarlar. Kocaman kocaman karılar. Arkadaşlar sahneye geldik. Hazırız. Akşama muhteşem bir oyun bizi bekliyor. Uhu! Bir dakika. Bir şey var demek ki. Çeşme'deyiz. Çeşme'deyiz. Niye şaşırdın bu kadar? Ne hissettirdi? Ünlü bir konuğumuz. Berfin İnanlar. Merhaba. Bizi izleyeceksin. Heyecanlı mısın? Çok değil zaten. Ama yine de heyecanlıyım. Hoş bulduk. Peki bir şey diyeceğim Berfin. Kocanın sahnede görünce ne kadar heyecanlanıyorsun? Ay diyorsun, bu benim aşkım Tom diyor musun? Hayır. Tamam işte, göster bakalım, heyecanlanıyorum. Evet, bu bir gün video tutmuyor. Belli de olmaz. Bu matematiğe göre gelmesin lazım. Mesleğin bir garantisi yok. Açılışını yapsan yeter. Açılış bende. Hayır, açılış dediğin zaten... Güzel yapayım. Evet. Açılış yapacak, kapanışı yapacak. Tamam. Ailecek. Ailece sunucu mafyası. Çekmişler açılışlara. Baba, beni bunun için mi yaptınız? Ben artık DJ'nin açılışını yapmak istemiyorum. Sunmayacağım. Yeşim'in pozlara bak, Yeşim'in pozlara bak. Yeşim, bir pozlar. Evet. Evet Yeşim. Neden düştün peki? Ha? Çünkü denize gittin. Çok iyi. Valla. Su çok güzel. Çok güzel. Adam gözleri kırmızı geldi ya. O kadar çok denize girmiş ki. Kapıdan mayo ile girdik ya. Deniz şortu falan hacı hala kullanıyordu girerken. Bir de anlatıyorsun ha? Anlatıyorum. Biz çalıştık, 3 saat yol geldik arkadaşlar. Bunlar deniz keyfi yaptı. Yalan söyle ya. Bu hep acındırıyor ya. Yalan söyle. İyi ki gittiniz lan. Su çok güzeldi. Atakan maalesef sakatlandı. Kıbrıs'ta görüşeceğiz mutlaka. İstanbul finali. Talihsiz olayın sende yarattığı o derin iç üzüntüsünü bize biraz anlatır mısın? Yarıda bırakmayacağıma dair ama işte
Söz vermiştim onlara. Bu arada tüm teknik ekibe çok teşekkür ederim. Berkan teknik ekibi. Atakan sakatlandı. Atakan. Abi bitmedi. Bir şey diyeceğim. Bitti Metin abi. Sakin ol. Bir su alabilir miyiz? Metin abi bitti. Bir su. Atakan. Bir de meyve tabağı da alalım. Tabağı. Meyve tabağı. Atakan. Gereken müdahaleyi burada yapamayacağım, o yüzden. Az harika. Hastaneye gitmemiz lazım. Başkanım. Sen yıl çıktın. Hayır, yıl çıktın. Turne senin işi nasıl gidiyor? Hazırlıklar şuradan devam ediyor. Turne ayaklarımı yerden kesti. Kuşadası'nda umuyorum sahneye merdivenle çıkılmıyordur. Neco karakterinin nereden esinlendin? Neco karakteri sahneye çıkmadan 5 dakika önce bulunmuş bir karakterdir. Filiz Esen'in sihirli dokunuşları sonucunda ortaya çıkmış bir sürü karakter vardır. Atakan, neden gül dövmesi yaptırmıştı sence Neco? Çünkü gül gibi bir insandır. Gülün ömrü kısa olur ama etkisi uzun olur. Atakan Bey şu anda sahneye gidiyor. Hazırlandı, makyajı tamamlandı. Hem buraya 5 lira malık bir yakar. Şafak, ben hep orada kalıyordum az daha. Haberin var mı senin? Her şey günün kendisi şu anda ne yaptığını da yaşamıyorum ya. Abi. Gel, erkek yolu sitesine gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazır değilim, ben giremeyeceğim. İki pehlivan çıktı meydane. İkisi de birbirinden pervane. Ya lan buraya. Neyin abi ulan? Hava 39 derece ve benim kostüm bu. Kürt Bey'im. Şimdi bir de peruk gelecek, bıyık gelecek. Ben 55 derece oluyorum. Hayır. Bu da bizim hazırlık konuşumuz. Burada her şey çok hazır. Az önce Olga'ydım, şimdi bir kurum. Ya. Safa da böyle bir oyuncu. Kendi makyajını gerekirse, çok yoğunsa kendi yapar abi. Evet. Nercan! Ne oldu sen? Niye takamadın bunu? Vallahi. Filiz'in profesyonel ellerine emanet. Ve Oğuz'un. Lütfen. Sakin ol. Daha gidilecek, görülecek, oynanılacak çok yer var. Hoş geldiniz. Bugün turnemizin Çeşme ayağındayız. Muhteşem bir seyirciyle iç içe, yan yana, harika bir enerji aktarımıyla, muhteşem bir paylaşımla çok güzel bir gösteri oldu. Şimdi yanımızda Oğuz'a gideceğiz. Oğuz. Bak şimdi sana bir şey yapacağım. Kaldır elleri, polis. Dostlarımızı rahatsız ediyor. Evet. Atıl kurt! Vallahi hiç hatırlamam. Allah aşkına ya. Zil diyenler. Seçme oyunumuzun sonuna geldik.